Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Savunma sanayi alanında gelecek yüzyılın teknolojilerini şimdiden geliştiren Türkiye, hipersonik savaş kabiliyetine sahip bir ordu kuruyor. Bu iddiayı ortaya atan biz değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Forbes dergisi. Forbes dergisi, Türkiye, hiper savaş teknolojisine sahip bir ordu kurmaya başladı başlığını attığı bir makale yayınlayınca, savunma sanayi gündemi bir anda sarsılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri öyle şeyler iddia etti ki, duyduğunuzda eminiz ki sizler de çok şaşıracaksınız. Yerli ve milli teknoloji hamlesiyle gelişmeye gün geçtikçe devam eden Türkiye, savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği devrimsel hamlelerine ara vermeden devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin hipersonik savaş kabiliyetine sahip bir ordu kurduğu iddia edildi. Amerika'nın dünyaca ünlü dergisi Forbes'ta yayınlanan makalede, "Türkiye, hiper savaş yeteneği olan bir ordu kuruyor" ifadeleri kullanılarak, ülkemizin son yıllarda dikkat çeken başarılarına değinildi ve Türkiye'nin hipersonik kabiliyete sahip silah sistemlerini geliştirme konusunda son aşamaya geldiği ifade edildi. Yerli ve milli teknoloji hamlesini taçlandırmak için aralıksız bir şekilde geliştirme çalışmalarına devam ettiğimiz teknolojiler artık hipersonik kabiliyetlere ulaşmak üzere. Türk savunma sanayinin yerli ve milli kaynakları kullanarak geliştirdiği ramjet ve skramjet motorlarının tamamlanmaya yaklaştığını ifade eden Forbes dergisi, Türkiye'nin ramjet ve skramjet motorları envanterine kazandırmasının ardından hipersonik yani ses hızının çok üstüne çıkabilen füze ve insansız hava araçları, insansız savaş uçakları geliştirebileceğini, bu durumunda hipersonik bir ordu kurulumuna giden yolun kapılarını açacağını ileri sürdü. Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu atılımların inanılmaz şeyler olduğunu, uygulanan ambargo ve yaptırımlara karşı Türkiye'nin hiçbir şekilde etkilenmediğini itiraf eden Amerikan basını, Türk savunma sanayinin geliştirmiş olduğu teknolojilere büyük bir hayranlık duyuyor. Türkiye, hipersonik savaş yeteneğine sahip bir ordu kuruyor ifadelerine yer verilen makalede oldukça dikkat çekici ifadeler bulunuyor. Türkiye'nin savunma bütçesi yıllık 20 milyar doların biraz üzerinde. Ancak bu bütçeyle elde ettikleri şeyler ufuk açıcı. Türkiye her anlamda güçlenmeye devam ediyor ifadelerini kullanan Amerikalı Forbes dergisi. Bütün bunların yanı sıra Türkiye'nin müdahalesiyle Azerbaycan'a Dağlık Karabağ Savaşı'nın kazandırılması ve şimdi Türkiye, Ukrayna'ya hatırı sayılı bir destek vererek bu savaşın gidişatını da değiştirmeye başladı ifadelerini kullanan Forbes dergisi, son Türk askeri gelişmelerinden çıkartılacak en önemli dersin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyar dolarlık savunma bütçesiyle NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerini ayakta tutmayı başarması ve aynı anda 700'den fazla savunma sanayi projesini, yerli ve milli savunma sanayisini destekleyerek akıllı yatırımlarla sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçirmesidir ifadelerini kullandı. Forbes dergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesine kıyasla oldukça düşük bir bütçe olarak görülen 20 milyar dolarla Türkiye'nin neredeyse mucizeler yarattığını itiraf etti. Ramjet, bazen kullanılan adıyla soba borusu jet, hareketli parça kullanmayan bir jet motor türüdür. Yüksek hızda kullanılan basit bir motordur. Bu avantajı sayesinde füze platformlarında kullanılması tercih edilmiştir. Ramjet, ileri itişli sıkıştırılmış hava alışlı döner kompresörü bulunmayan bir jet motor türüdür. Düşük hızlarda itki oluşturmadığı için yerde duran bir uçağı harekete geçiremez. Yüksek hızlı uçuşlar için uygundur. Kompresör ya da türbin gibi hareketli parçaları olmayan bir motor türüdür. Ramjetler çalışabilmek için bir ön hıza ihtiyaç duyar ve ses üstü hızlarda çalışmaya başlayabilirler. Bu çeşit motorlar 5 Mach hızına kadar çalışırlar. Daha yüksek hızlara çıkılması için skramjet motorlarına ihtiyaç vardır. Yüksek hız gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadırlar.
silah yapımcıları dış kabuklu ağır silahlara ramjet ekleyerek menzilini arttırdılar. Sık ramjet ise bir ramjet çeşidi olup farklı olarak süpersonik yanma odasına sahiptir. Havanın sıkıştırılarak alındığı, yakıtın yakıldığı yanma odası ve egzozun giriş hızından daha hızlı ayrıldığı bir lüleye sahiptir. Ticari jet motorları, havanın motor içine alınıp sıkıştırılması için kompresör kullanır. Daha sonra sprey halindeki yakıt sıkıştırılmış havayla birlikte ateşlenerek geriye doğru gider ve itki oluşturur. Skramjet, havayı sıkıştırmak için uçağın hızını kullanır. Yani çok az hareketli parçaya ihtiyaç duymaktadır. Skramjet, atmosfer içinde hipersonik hızlarda uçmak için tasarlanmış bir jet motorudur. Bir roketten farkı ise, roketler gereken oksijeni üstünde taşıdığı tanklardan sağlarken, skramjet yanma için gereken oksijeni atmosferden alır. Skramjetler bu yönüyle jet motorlarla ortak özellik gösterir, ancak jet motorlar skramjetlerin uçtuğu hızlarda uçamazlar. Skramjetin çalışabilmesi için ilk hızının Mach 5 civarında olması gerekiyor. Bu durum, skramjetin çalışması için ön hız sağlayacak bir sistem geliştirilmesini gerekli kılmıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın diyelim. Hoşça kalın.